Yoğurtlu et için 1 kilogram kuzu kuşbaşı, 1 kase yoğurt, 1 su bardağı un, 2 adet yumurta, zeytinyağı ve tuz. Burada da çok farklı un, yoğurt, yumurta. Börek mi yapacağız, ne yapacağız? Şimdi, çok enteresan. Unun etin... var mı? Var var. Yumurtan var mı? Var var. Ne duruyor? Helva yapsan oldu bu. Aynen öyle oldu. Şimdi etimizi güzelce pişiriyoruz. Tamam. Lokum gibi oluncaya kadar. Ondan sonra yoğurt... Ben şöyle de bir tarif vereyim bilmeyen arkadaşlar için. Ben 1 kilo et üzerinden yürürsek eğer 1 kilo ete yarım kilo yoğurt, 1 tane yumurtanın tamamı, 1 yemek kaşığı un. Onu sos haline, boza kıvamına kadar getiriyoruz. Pişmiş olan etimizin içerisine boca ediyoruz. Şefim bana şef talihsiz oluyor. Ve 5 dakikada sosunu açmadan pişiriyoruz. Muhteşem bir lezzet. Girdilerin en özel günlerinde yapılan bir yemektir. Çok merak ettim, biliyor çok musunuz? Güzel. Çünkü gerçekten, neden? İçinde yumurta, un evet, ve yoğurt gerçekten, ve et. Gerçekten göreceksiniz. Hakikaten çok lezzetli bir yemek. Hemen size şef tarifi. Hemen etimizi koyalım pişmeye hocam. Aynen. Ve sonrasında kısa bir reklam arası diyeceğiz. Benim en sevdiğim efendim. 3 doğumlu mumda da tek aşerdiğim, tek sevdiğim şey şeftaliydi. Kızınki biraz zordu. Haziran ayı, Temmuz'daydı. Böyle Ocak, Şubat gibi canım istemişti. Hemen tadıyorum efendim. Etli etli. İşte... Güzel Ege'mizin. Bu yeterli değil mi? Yok, süper. Güzel meyveleri bunlar. Ellerinize sağlık şefim. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Lokum lokum. Ablacığım şimdi ne yapıyoruz hemen reklama gitmeden? Yağımızı koyduk. Evet yine yağımızı etimizi koyduk. Etimizi koyacağız. Etimizi mühürledikten sonra üzerine sıcak su verip pişmesini bekleyeceğiz. Bir yarım saat, tamam, 40 dakika. Hocam. Ondan sonra ben sosunu hazırlayacağım. Tamam, onu reklam arasından sonra yaparız ben efendim. Ben şimdi eti koyalım. Şimdi, biz reklam arasındayken etimizde... Hiçbir yere ayrılmayın efendim. Çok güzel sürprizlerimiz var. Girit'in muhteşem lezzetlerini hazırlıyoruz. Bursa'nın harika bir çorba tarifini vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Çok kısa bir reklam arası diyorum. Akabinde bütün coşkusuyla Nermin Nefes Mutfağı devam edecek. Az sonra efendim, yani bizimle birlikte, yani hiçbir yere ayrılmıyoruz. Şimdi şefim neler yapıyoruz? Şimdi Şevketi Bostanımızın etini pişirdik. Evet. İçine Şevketi Bostanımızı atacağız. Doğradık. Evet. Şimdi Şevketi Bostanımızı tenceremize alıyoruz. Vay be, bizim Şevket tencereye girdik. Evet. Meşhur tencereye Şevket. De soktuk Şevket'i. Aynen öyle. Dağlardan topladık geldik. Evet. Buradan vitamin bütün Şevketlere selam olsun. Herkesin vitamin deposu. Evet. Şimdi etimizde bir 10-15 dakika piştikten sonra şimdi sosunu hazırlayacağım zaten. Sosunu vereceğim üzerine. Sosu da 1 kilo Şevketi Bostan'a 1 yemek kaşığı un, 1 tane limonun suyu çırpıp biraz sulandırıp üzerine koyacağız. O da onun sosu olacak. Kıvamını onun sosu. Ondan sonra sosuyla birlikte sadece 5 dakika pişecek. Tamam. Ondan şefim. Sonra yemeğe hazır bu. Tamam şefim. İsterseniz ben şimdi onun sosunu hazırlayayım. Olur, olur, hemen kadar verelim biz. Bu arada kendi elleriyle hazırlamış efendim. İncir reçeliymiş değil mi? Evet. Bana getirmiş. Evet. Şifadır, doğaldır. Öbürü acı biber reçelimiz. Bu acı biber reçeliymiş. Evet. Evet. O da cevizlisi. Bu da cevizlisi. Evet. Allah'ım çok çeşitlerimiz çok kokuyor. Ama havaalanında aldılar. Yazık ki. Aldılar mı? Kim ya, aldı? Birçok ürünlerimiz ben tabii ki. Ben şuradan sesleniyorum. Kim aldı benim reçellerimi? Zeynep abla getirmiş. Zeynep ablam koymuş bavula. Kim aldı? Ya yapmayın ya. Ne var ki? Böyle bir kadın bana reçel getirmiş. Zaten çok çalışıyorum. Şimdi, bu sezon yapamadım Şevketi reçel. Şevketi Bostanımızın sosu için bir yemek arabayla kaşığı. Arabayla gelecek. Böyle dolu dolu evet, un koyuyoruz. Evet, arabayla gelsek daha karlıydık biz aslında ama apar topar oldu biraz. Şimdi bir tane limon. Bir dahaki sefer inşallah araçla geleceğiz. Şimdi ne yaptık oraya? Unumuzu aldık evet, hocam. Evet, bir yemek kaşığı dolu dolu un koyduk. Tamam. Bir tane limonun suyunu boca edeceğim. Az sulandırıp Şevketi Bostanımıza sıcak boca edeceğim. Sıcak su mu? Sıcak su. Tamam. Sıcak suyumuz sosumuza hazır. Sosumuza soğuk su. Sadece Şevketi Bostanımıza çok az sıcak su koyacağız. Koyayım mı? Çok az, evet. Hocam şöyle. İyi midir? Yeterli, yeterlidir. Şefek evet. Onunla biraz bana su getirirseniz, bakın. Hemen. Şimdi Şevketi Bostanımız konserve olduğu için tuz koymuyoruz. Ekşi zaten bayağı. Evet. Tuz oranı yüksek onun biraz daha. Evet, evet, bayağı tuzluydu. Şimdi bunu açacağız. Koyacağım.
Şöyle suyu döküyoruz. Bir zaten çay mevsimi olmadığından dolayı mecburen konservesini getirdik geldik biz de buraya. Şimdi bunu bakın böyle. Evet. Güzelce doğruyor bir yandan. Evet. Şimdi bazı yerlerde bu Şevketi Bostan'a yoğurt ve yumurta koyuyorlar. Ama bu yoğurtlu ve yumurtalı sosu ikinci bir kez ısıtıp yeme şansınız olmuyor. Ha, niye? Evet, kokuyor. Ha. Asla yumurta ve yoğurt Şevketi Bostan'a. Tabii ki bu yani olmasa olmazıdır bunun zaten. Burada ununuzu iyice çırpalım ki topaklı kalmasın. Hı-hı. Şöyle sulandırdık güzelce. Şimdi bunu Şevketi Bostan'ımızın içine atacağız ve ben size Şevketi Bostan'ın renginin nasıl bembeyaz olduğunu göstereceğim. Rengini de açacak. Tabii. Hadi bakalım. Bakın mutlaka sosun böyle köpürmesi gerekiyor tam kıvamında olabilmesi için. Bunlar hep püf noktası. Püf noktaları tabii ki. Tamam şefim, süpersin. Harikasın. Şimdi Şevketi Bostan'ın zaten lezzet veren kuzu eti. Evet. Şimdi bakın böyle sosunu verdik. Oh. Köpürttük güzelce. Evet. Şimdi ben size şöyle göstereceğim. Gösterelim hocam. Göstermem gerekir. Bakın. Şevketi Bostan'ın suyu bembeyaz oldu. Evet. Bakın. Şöyle devirebilirsek. Evet. Bu böyle bir 5 dakika hiç kapağını açmadan. Dakika. Evet. Sosuyla birlikte özleşmesi için kapağını açmıyoruz. Bir de açalım mı bir şişe? Tabii ki. Aç. Ekranda bir suyunu gösterelim mi? Tabii. Özellikle yakın çekime girdik Vural abi. Şöyle. Görüyor musun Vural abi? Evet görüyor. Şöyle ben yardım edeyim. Şurada bakar mısınız? Bu renginin bu şekilde mutlaka olması bu şekilde gerekiyor. Bakın kıvamı da tam bu kıvam. Evet birazcık sulu böyle değil, koyu da değil. Kıvamsı bir kıvamı aynen var. Öyle. Unla beraber açtığımız için. Tamam hocam. Tamamdır teşekkür bu. Şevketi Bostan'ı çoğu kişi yanlış bilgiler doğrultusunda yapıyor. Kimisi evet salça koyuyor, kimi pul biber koyuyor ama Girit mutfağının gerçekten çok güzel bir yemeği bu. Evet. Sadece limon ve un. Başka bir şeye gerek yok. Anladım. Şimdi bizim İzmir'den de çok izleyenler varmış. Telefona, WhatsApp'tan mesaj çekmişler. Onlara evet buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. İzmir'e, Selçuk'a, Kuşadası'na. Bizim İzmir'de ayın 25'inde, bu ayın 25'inden Ekim 3'e kadar Giritliler Mübadil Festivalimiz var. Sevgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Bize çok büyük destek. Dernek Başkanımız Zafer Güzel Kasaba buradan sevgilerimize çok teşekkür ediyorum. O zaman İzmir'e başkanımız, buradan başkanım. Herkesi davet ediyor evet, zaten. Bizi de görün başkanım. Çok büyük fedakarlıklar yaptı gerçekten. Cumartesi günü Bursa'da efsane bir organizasyon yaptık. Kadınlarla bir buluştuk, bir öpüştük. İnşallah orada da buluşalım. Yani İzmir'e de gelmek istiyoruz. Bekliyoruz. Tamam. Bir de bizim Giritliler ve Mübadiller Korosu kuruldu. Oldu. Ve resmileşti artık o koromuz. Kardeşlik ve dostluk adına her yerde konser verebiliyoruz. Hatta dün akşam ilkini gerçekleştirdiler. Buradan herkesi davet ediyoruz. Tabii. Standlarımız var, Girit yemeklerimiz var orada bizim. Sunumlar yapılacak. Herkesi bekliyoruz. Devam Zafer edelim Başkanıma birden da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Çok teşekkür hocam, ediyorum. Hemen ona devam edelim yoksa tabii tariflerimiz kalacak. Şimdi lor böreğimize geçeceğiz. Bunu yapmıyor muyuz Zeynep ablacığım? Lor mu? Hayır, kol mu? Tamam. Kol ama lorlu kol böreği. Tamam. Tatlısını yapacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.